Efendim ekonomik görünüme hoş geldiniz. Hafta içi her gece 21'de olduğu gibi Bloomberg EYT ekranlarında cuma gecesi itibariyle karşınızdayız. İki değerli konuğumuz var. Doçent Doktor Resul Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, siz de iyisiniz. Ben de iyiyim ve Doktor Nedim Türkmen hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yine cuma günü hem emeklilik, sosyal güvenlik hem de vergi konusunda bütün aklımıza takılanları, gündemde olanları hep beraber konuşacağız. Sizlerin de sorularıyla, sizlerin de katılımıyla programı bu cumada inşallah hep beraber gerçekleştireceğiz. Adresimiz ekranlarda, @bloomberg.kt Twitter adresimiz, hem Nedim Türkmen hem de Resul Kurt'a sorularınız varsa bizlere iletebilirsiniz. Bu akşam ben Resul Hoca'dan başlayacağım. Evet, bugün böyle olsun. Bu akşam senden. Hocam, yani Nedim Hoca'yı o kadar ilgilendiren konu oldu ki son dönemde aldı topu Nedim Hoca %80 burada, %70 toplu oynama. Torba kanunda da gene girecek mi topa? İlgilendiriyor tabii. Mecbur. Peki. Yani fark et. Bizim, olmazsa olmaz. Bizim şöyle, yolu normalde, vergiyle kesişmeyen hiçbir alan yok. Şimdi normalde şöyle evet, bir abi. İnsan sosyal güvenlikçi ise vergi konularını çok bilmesin, bilmez. Yani vergiciyse de sosyal güven. Hani biz iki tarafa da İkiniz. Zıplayabiliyoruz. İki, hani üstad da öyle. Evet, öyle. Yani öyle de bir farklılık var. Kesinlikle. Onun için bazen ben üstada müdahale ediyorum. Bazen üstad müdahale ediyor. Hani burada amacımız bilgilenmek, bilgilendirmek, insanlara faydalı farklı mı? Konuları açmak, farklı bakış açılarını açmak. Yoksa biz Nedim Üstad'ın sözünü kesin veya Nedim Üstad benim söyle, öyle bir şeyimiz yok. Aynen. Onun böyle bir kavga edin bir şey diye de yok zaten. Zaten öyle bir uyumumuz amacımız da yok. Burada izleyenlerimize en doğru, en hızlı şekilde bilgilerimizi ulaştırmak. Torba yasada ne var? Torba yasada çok şey var. Tabii bizim en çok beklediğimiz konulardan birisi asgari ücret desteği. Hmm. Biliyorsunuz asgari ücret %15.01 oranında artışla enflasyonun üzerinde bir rakam belirlendiğinde hem işveren tarafının talebi hem de hükümetin bu konudaki iradesiyle asgari ücret desteği verileceği söylenmişti. Yani 2019'un son haftasında asgari ücret belirlendiğinde Sayın Çalışma Bakanı asgari ücret desteği olarak da aylık 75 TL, günlük 2,5 TL'lik bir tutardan söz etmişti. Tabii aradan uzun bir süre geçti, 2 aya yakın bir süre geçti. Ve bu süre zarfında acaba nasıl olacak, öyle mi olacak, böyle mi olacak? İzleyicilerimizin bize de soruları olabiliyordu. Şöyle bir sistem uygulanacak. 2020 yılında çalışan sayısının bir önemi yok. Yani eski düzenlemede çalışan sayısı 500 kişinin altında veya 500 kişinin üstünde diye bir düzenleme vardı. Bu yeni asgari ücret desteğinde bu önemli değil. Yani kaç kişi olduğunun bir önemi yok. Tüm iş yerleri aynı kategoride, aynı standartlara tabi. İkincisi sektör ayrımı da yok burada. Yine iş çalışan sayısı dışında sektör ayrımı da yapılmaksızın sigorta prim ödemelerinden mahsup edilmek üzere faydalanacak kişinin gün sayıları üzerinden her bir gün içinde 2,5 lira. Yani ayda 30 gün çalışan asgari ücret desteğinden faydalanacak bir işçi için 75 TL'lik bir asgari ücret desteği sağlanacak. Tabi izleyicilerimizin aklına şöyle bir soru gelebiliyor. Acaba bu 75 lira işçi kardeşime mi verilecek? Hayır. Bu 75 liranın amacı şu. Asgari ücret enflasyonun üzerinde belirlendiği için dolayısıyla da işveren üzerindeki bu maliyetlerin bir miktar devlet tarafından sübvanse edilebilmesi için, üstlenebilmesi için getirilen ve işverene sağlanacak bir destek. Yoksa bu 75 lirada işçiye verilecek anlamı bazen çıkabiliyor. Böyle yanlış bir, diyorsun. Yani asgari ücret peki desteği derken işveren maliyetini hafifletme anlamında. Peki neye göre belirlenecek? 2019 yılında 128 lira günlük ücretin altında olan kişilerin gün sayılarına bakacağız. Yani 128 liralık bir üst sınır var. Kişilerin diyelim bir şirkette 100 kişi çalışıyor ve hepsi de brütü 7-8 bin liranın üzerinde. O zaman bu 128 liralık sınır aşılmış olduğu için hiç kimse faydalanamayacak. Yani bu asgari ücret desteğinden faydalanmak için de 2019'daki ücretinin günlük 128 lira ve altında olduğu kişiler için, yani neredeyse asgari ücrette asgari ücretin %30-%35
fazlası üzerindeki kişileri ilgilendiriyor. Yüksek ücretler açısından böyle bir asgari ücret desteği verilmiyor. Ama sebebi şu, zaten siz bu kişinin ücreti asgari ücretle ilgili değil. O yüzden de asgari ücretin hafif üzerinde olan kişiler dahil olmak üzere faydalanma imkanı sunuyor. Bir diğeri, bazen sendikalı toplu iş sözleşmeli iş yerleri var. Burada biliyorsunuz kişilerin sigorta primleri yüksek oluyor, özellikle toplu pazarlık yapıldığı için. Ve burada da 256 liralık yani 128 lira yerine sendikalı iş yerlerinde 250 liralık bir rakamdan söz ediyoruz. Maden iş yerlerinde de 341 liralık bir günlük tutardan söz ediyoruz. Günlük tutarı, bu tutarın altında olan işçilerin her bir günü için 2,5 lira, 30 günü için de 75 lira olmak üzere bir asgari ücret desteğinden yararlanma imkanı var. Bazen insanın aklına kötü şeyler geliyor. 2020'de yeni bir iş yeri açayım, eski iş yerimi kapatayım, dolayısıyla gideyim yeni bir iş yeri açayım. Yok asgari hocam, ücret öyle desteğinden... Olur mu Allah aşkına? Tabii ki olabiliyor. Yok, kanunda yok. Böyle bir madde var. Ya olmaz. Bakın. Kimin aklına gelir hocam? Böyle bakın yapayım. Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad ve ünvan altında ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrol elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasındaki istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi vesaire, bu tür bir işlem, muazzalı bir işlem yapıldığında sırf asgari ücret desteğinden vermem mi diyor, faydalanalım diye böyle muazzalı bir işlem yaparsam vermem diyor. Yani işçi kaydırma mı diyorsun hocam ona? Tabii. İşçi kaydırma olabilir. Bir yeri kapatıp başka bir isim altında açmış olabilir. Diyelim burada bir restoran Bloomberg var. Bloomberg HT değil de Bloomberg HB yaptım mesela. HB ben veya Öz Bloomberg. Yeni bir kanal yaptım. Aynen. Öz Bloomberg yaptım. Öz Bloomberg HT yaptık. Evet. Onlara vermem diyor. Vermem diyor. Peki. Evet. Var mı başka ekleyeceğin? Bir şey daha var. Bir şey daha var. O da aylıkla ilgili konuştuk biliyorsunuz. Esnaf aylık sandığı. Doğru. Yani esnaf kardeşlerimizin işsizlik sigortası olarak adlandırabileceğimiz bir uygulama aslında 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girmesi gerekiyordu. Ama işte 2 aya yakın bir süredir geçti ve esnaf ahilik sandığı uygulaması 1-1-2021 tarihine ertelenmiş olacak bu torba yasayla birlikte. Mesleki yeterlik belgesindeki ücretlerle ilgili bunu biz konuştuk. Evet. Ocak ayında konuştuk bunu aslında. Ertelenecekti ama işte ancak torba yasa gündeme gelebildi. Allah'tan mesleki yeterlik belgesi var. Yani bazı mesleklerde... tehlikeli mesleklerde mesleki yeterlik belgesi almak gerekiyor. Yani bir mesleği yapabilmek için, örneğin inşaatta duvar ustası olabilmeniz için veya elektrik ustası olabilmeniz için. Sunuculukta var mı mesela? Sunuculukta yok şu an. Herkesi oturtup koy, sunucu diye koyabilirsin. Henüz bütün meslekler için. Sunuculukta yeterlik belgesi de olması lazım hocam. Henüz bütün meslekler için. Herkes böyle bir, değil mi? Yapmıyor böyle bir mesleki yeterlik belgesi süreci tamamlanmadı. Özellikle tehlikeli işlerde... Tehlikeli iş. Bizim hocam yani, bizim kadar tehlikeli iş var mı Allah aşkına? Yani en tehlikeli bizim iş şu an. Evet yani şimdi sana göre canlı çok tehlikeli. Canlı program yapıyoruz yani. Sana göre çok tehlikeli ama bir kaporta ustasına veya bir inşaat ustasına sorsak onun işi daha tehlikeli. O da ona tehlikeli. Herkesin işi kendine tehlikeli. Bu mesleki yeterlik belgesi ile ilgili giderleri var. Yani bir sınav ücreti var, belge ücreti var. Bunlar Türkiye İş Kurumu tarafından karşılanıyor. İşsizlik sigortası fonundan karşılanıyor. Evet. Bununla ilgili düzenlemede 31-12-2020'ye kadar uzatıldı. Yani meslek. 31-12-2021 yılı yok. 2 yıl uzatma oldu. Bu da çok faydalı. Aslında Türkiye'nin en büyük sorunu mesleksizlik. Ne iş olsa yaparım. Halbuki bu mesleki yeterlik belgesinin getirilmesiyle birlikte hem kendimizi belgelendirmiş oluyoruz, hem de Avrupa başta olmak üzere dünyanın her yerinde geçerli, ben bu mesleği yapabiliyorum belgesi de budur diyebilecek. At Bloomberg HT'den Twitter'dan birkaç mesaj var hemen Nedim Hoca. Torba yasada başka taraf, yani vergi tarafını ilgilendiren düzenlemeler var mı diye. Sana birkaç soru var. Sayın Bey sormuş, gündem değil ama diyor, menkul kıymet gelirlerinin beyan istisnası yıl sonu bitiyor deniyor. Nedim Bey'e sorar mısınız, doğru mu? Menkul kıymet gelirlerinin onlar beyan istisnası. Bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle tekrar geçici 69. maddeden bahsediyor. Onlar uzatılacak. Zaten orada tevkifat sistemine geçildiği için korkacak bir şey yok.
Peki. Emeklilerden de mesajlar var. Belki onları da bir ara okurum. Hem Sedat Bey hem Hezi Bey'den mesajlar var. Hem yani emeklilik maaşı ile ilgili hem emekli meslek primiyle ilgili sorular var. Biraz önce hatırlarsam Barış Cüneyt radyoda. Abiyle beraber radyoda beraberdik. Ve programın sonunda da Cüneyt abi kulakları çınlasın bunu konuştuk. Yani bir yarım saat belki 45 dakika önce kendi aramızda da konuştuğumuz bir konu. Emeklilerimiz dedik gerçekten çok zor durumda. Bir Nedim Hoca'ya döneyim bunu ben açarım lazım. Burayı açarsan aynen, konuşuruz yine. Orayı açarız gene. Torba yasada vergi konusunda düzenlemeler var mı? Şimdi torba yasada vergiyle ilgili çok bir düzenleme yok. Bireysel emeklilik sisteminde dövizde bireysel emeklilikte %10 ile ilgili Cumhurbaşkanlığa yetki veriliyor. Onun dışında yani yasa dışı bahisle mücadele için hükümler getiriliyor erişimle ilgili. Onları önemli buluyorum gerçekten. Onun dışında kültür ve turizm biliyorsunuz turizm arazilerinin tahsisiyle ilgili irtifak hakları var. Burada davalar çok uzun sürüyordu. Bunlarla ilgili basit yargılama usulü uygulanacak diye bir düzenleme getiriliyor. Aslında burada turizm denince turizm sektörü biliyorsunuz 1 Nisan'dan itibaren konaklama vergisi yürürlüğe giriyor. Orada bir erteleme olmaz mı? Tebliğ taslağı yayımlandı. İnanın hatta meslek örgütleri de benden görüş istediler. Neresinden tutup ne söyleyeceğimi bilemedim. Nasıl yani? Verilen örnekler yalnız turizm sektörünü bilmemekten kaynaklanan. Bunun Kasım ayına ertelenmesini istiyor turizmciler, otelciler. Bunun da nedeni olarak çok makul, kabul edilebilir bir gerekçeleri var. Biz bu yılki 2020'ye ilişkin olarak paket turlarını sattık geçen yıl. Paralarını da aldık. Dolayısıyla bizim maliyetimiz yani biz o gelenlerden artık konaklama vergisi alma şansımız yok. Bizim bunları tahakkuk ettirip kendimizin ödemesi lazım. Cepten ödemesi. Evet, oysa ki siz bunu 1 Nisan yerine Kasım'a ertelerseniz ondan sonra buna bir geçiş başlarız, devam ederiz deniyor. Tebliğ ile ilgili olarak da bir sürü tebliğ neredeyse tamamını değiştirecek önerileri belirttik Gelir İdaresi Başkanlığı'na. Yani gerçekten bazı şeyleri anlamakta çok güçlük çekiyorum ben. Şimdi vergiler getiriliyor, onun altyapısı sektör taciz ediliyor. İnsanlar kendi işine mi bakacak, maliyenin bu düzenlemelerine mi bakacak? Bunlarla ilgili toplantılara gitmekten kendi iş yerlerinde oturamıyor insanlar. Bu anlamda konaklama vergisinin de Kasım ayına ertelenmesi faydalı olacak diye düşünüyorum ben. Böyle bir karar yok. Umarım olur diyorsun. Olacak, görüşülüyor da. Olması da gerekir. Bu hakkaniyet de bunu gerektiriyor bu anlamda. Çünkü sonuçta konaklama vergisinin maliyetini de otelciye yükleyeceğiz. Bu anlamda bir problem olacak. Dijital hizmet vergisi biliyorsunuz 1 Mart'ta başlayacak şimdi. Onunla ilgili de hiçbir şey yok ortada. Nasıl yani? Yani ne biliyorsunuz Fransa'ya geri adım attırmıştı Amerika. Vazgeçti Fransa. Bize de orada tehditte, bize de bunu geri almamız gerektiği söylenmişti. Sayın Pekcan biz gereğini yapacağız dedi. Onu da bekliyorum yani çok yakın bir zamanda bu ay bitmeden. Ne altyapısı var ne hazırlık var ama sonuçta bir vergi oldu. Yani 7194 ile 3 tane vergi geldi biliyorsunuz. Değerli konut vergisini geçen hafta defnettik. Şimdi dijital hizmet dedik hocam. Yani bir yıl erteledik. Buzdolabına kaldırdık. Bravo. Evet. Değil mi? Dondurduk. Evet. Dijital hizmet vergisi henüz ne olacağı belli değil. Konaklamayı da erteleyelim Kasım ayına. İnsanlar rahat etsin. Bu anlamda yani vergi almak da bir sanat. Vergi koymak da bir sanat. Evet. Kanun yazmak da bir sanat. Kesinlikle. Dolayısıyla bunları böyle çorba yaptığınız zaman hiç turizm sektörüyle ilgisi olmayan insanlar genel tebliğ yazıyor. İşte efendim siz acentadan şu kadar para aldınız. İşte bunun üstüne yani acentaya ben satıyorum. Onun müşteriye ne kadar sattığını benim bilmem gerektiğini ifade ediyor. Böyle bir şey olamaz ticari yaşamda. O yüzden çok karışık o durum. Erteleyerek biraz daha böyle ayakları yere basan bir sistem yaratıp ona göre hareket etmekte fayda var. Peki. Yani bu konaklama vergisiyle ilgili hakikaten Nedim Bey'in söyledikleri %100 doğru. Sözleşmeler günübirlik, alo ben sabah geliyorum abi bize öyle değil yani. 3 yıl önce inanın yani özellikle uluslararası programlar, 1000 kişinin, 2000 kişinin katıldığı uluslararası programlar, otelciler 2 yıl, 3 yıl önce sözleşmesini yapıyor. Sözleşmede tutarını yazıyor. Ve siz 2 yıl, 3 yıl sonra sözleşmeye göre yürürlüğe girecek parasını alacağınız, sözleşmeye göre alacağınız bir rakam üzerinden
Bir de ne ödemeniz gerekiyor? Konaklama vergisi. Evet. Yani %80'i paket tur zaten. Satılmış, parası alınmış bunlar. Yani öyle bir yıl bile kurtarmaz. Evet. Hani Kasım bile inanın çok doğru değil. Bu böyle yani bir bu şey vergi getirebilirsiniz. Bakın ben bu konaklama vergisi niye getirildi demiyorum. Bunun da bir usulü var kardeşim. Nasıl getirirsin? Dersin ki ben 1-1-2023'ten itibaren bu yasayı getireceğim. Evet, konaklama vergisi. Ve insanlar vergisi. 2 yıl, 3 yıl sonra böyle bir yasanın geleceğini bugünden bilir. Şunun gibi mi hocam? Ben arabayı aldım diyelim. Tamam mı? Arabayı aldım. Evet. Arabayı kullanmaya başladım. Daha sonra aradan 2-3 ay geçti. Bir düzenleme çıktı. Kanun çıktı. Bana bir tebligat geldi. Ya Barış, sen bu arabayı aldın ama bak şu vergiyi de ödemen lazım diye. Aynen böyle çıktı. Bir şey. Şimdi turizm aynen sektörü böyle sanki böyle tabii, gibi. Yani sözleşme alım satım bitmiş. Bakın sadece konaklamadan alınmıyor. Adı konaklama. Alış satış sizin, bitmiş. Tabii, değil sizin, mi? Tabii, sonradan bir vergiyi tabii. Ya bak diyor sen bunu ödemen lazımdı diye. Yani ondan bahsediyorsun. 2 yıl önce sattığım paket tur satmışım, parayı almışım. Şimdi onunla ilgili konaklayacak bu yaz. Evet. Ondan ben %1 konaklama vergisi tahakkuk ettireceğim. Ama adama kim ödeyecek konaklama vergisini? Müşterinin ödemesi lazım. Yansıtma neye şansım yok. Neye göre ödeyecek bak. Gitti spa'ya gitti. Faydalandı bir takım hizmetlerden. O da buna tabi. Arkadaşlarını çağırdı dedi ki ya ben bugün geldim sizi falan otelde konaklıyorum. Hı-hı. Gelin 8-10-20 arkadaşını yemeğe davet etti. Yemek yedi. Dışarıda yese %2 konaklama vergisi ödemeyecek. Orada otelde verdi yemeği %2. Tabi olur mu şaka? Gerçek yani. Bir de tebliğde yani. Şöyle bir hüküm de var. Şimdi otelin geneli dikkate alındığı için diyor ki otelin neresine girersen bir paravanla kalmana gerek yok yani. Ayrı girişi varsa diyor. Şaka. Ayrı ya, girişi abi, varsa ayrı girişi varsa bu diyor buna kapsam dışındadır. Ben otelcilere bir konferans verdim bu konuyla ilgili. Dedim ki size aslında ayrı girişler lazım. Ortayı yapmışlar yani böyle açılır kapanır bir bariyer yapın da bu işi çözün diye. Ya, Kıbrıs'ta yani, bazı oteller var biliyorsun. Otelin normal otel girişi farklı. Kumarhane girişi farklı tamamen sanki ayrı gibi ama evet burada da öyle olacak. Aynı otel. Ona cevaz veriyor yani. Orada bir boşluğu bırakmış. Buradan yürüyün demiş. Yani sadece konaklaması. Ama yakalamayın yani. Siz yürüyün ama yakalanmadan yürüyün. Peki sunuculuk bir meslek mi demiş değilse neden meslek olarak görünmüyorsa görülmesi nasıl sağlanır demiş. Hayır öyle değil. Meslek değil demedik. Biz dedik ki mesleki yeterlik belgesi için bir takım prosedürler işleniyor. Hocam tehlikeli yani, iş mi tehlikeli iş mi? Oradan yakalıyoruz bir. Abi bir kere basın. Basın zaten muhabir arkadaşlarımız tabii, yani basın, savaş alanlarında görev yapıyorlar. Sizin bir de tabii şöyle bir handikapınız var. Tabii ulusal kanallar için söylemiyorum. Yerelde televizyon sahipleri de sunuculuk program yapmak istiyorlar. Orada yereldekilerin daha çok rakipleri var. Bir gün patrona koltuğu kaptırabilirsiniz. Böyle bir handikap da var Anadolu için özellikle. Peki şimdi ben standartlar yayınlanıyor. Yani mesleki yeterlik kurumu her meslek için çok tamam. Uzun bir zaman gerektiren meslek örgütleriyle, meslek odalarıyla çalışılan standartlar belirliyor ve bunları yayınlıyor. Hani sunuculukla ilgili yayınlanmış böyle bir standart olduğunda o zaman tabii ki siz de mesleki yeterlik belgesinden evet. Faydalanabileceksiniz. Şimdi emeklilerle ilgili sorular onları hepsini toparlayacağım evet. Ama istersen bir Nedim Hoca'ya döneyim. Bu yurt dışı alışveriş sitelerinden alışveriş yapanlar evet. Gümrük şimdi nereden buluyorsun Nedim Hocam böyle konuları ya? Çıktı geçen hafta bir Yargıtay kararı Allah çıktı. Yargıtay kararı. Çarşı karıştı ondan sonra evet. Yurt dışı alışveriş sitesinden alışveriş yapanlar gümrük kaçakçısı ilan edilebilir mi? Abi yani edildi. Nasıl edildi? Yargıtay karar vermiş. Nasıl oldu? Örnek olan şu 2011-2012 yılında vatandaş 485 adet dijital kamera almış bir yurt dışındaki 150 euroluk bir istisna vardı. Biliyorsunuz posta yoluyla ya da hızlı kargoyla gelenlerde istisna var ya biliyorsunuz en son 22 euroydu kaldırıldı şimdi bugünkünü söyleyeceğim. 2009 yılında bir düzenleme yapılıyor. Gümrük kanununa bir madde ekleniyor 45. madde. Bu tür 150 euroya kadar kişisel eşyalar getirilebilir. 150 euroya kadar? 150 o zaman 2009'da. Sonra 2011'de 75'e düşüyor. Sonra 22'ye düşüyor. Şimdi de kaldırıldı Mayıs ayından itibaren. Şimdi o dönem 2011 yılında vatandaş 485 tane yabancı bir siteden alıyor bunları. Türkiye'ye gümrük vergisiz bir şekilde sokuyor.
Sonra bunu bir başka sitede satıyor ticari olarak. Ama bu resmen ya burada ama vergi kaybı var hocam. 485 tane kamerayı kendisi için almıyor bu net. Evet. Yanlış mıyım? Evet. Doğru. Burada da diyor ki. O yani normal bir alışveriş değil. Yani ihtiyacımı aldım ya da eşime dostuma bir iki tane aldım. 480, 500 tane aldım. Ticaretine girmiş bu işin. Evet. Anlaşılan. Şimdi yerel mahkemede kaçakçılık 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu var. Gümrük mevzuatı çok rigiddir Türkiye'de. Yerel mahkeme bu suçla ilgili vatandaşı beraat ettiriyor. Yargıtay'a gidiyor. Yargıtay da diyor ki kardeşim sizin yaptığınız yorumu yapıyor. Bu diyor artık kişisel kullanımı aşmış, süreklilik arz etmiş, ticari kapsama girmiş. Evet. Sonuçta gümrük vergisine, gümrük vergisi ödenerek yurda getirilmesi gereken bir malı gümrük vergisi ödemeden yurda soktuğun için gümrük kaçakçılığı suçuna sokmuş. Ve dolayısıyla da kaçakçılık suçuyla ilgili olarak suçlu bulmuş. Şimdi tabii bu bence makul. Büyük bir gürültü kopartıyor. Çünkü bu o dönemler neydi? Takip de edemiyorsunuz. Yani kargoyla biliyorsunuz geçen yıl Sayın Maliye Bakanı açıklamıştı. 26 milyon gönderi geliyor. Dilini bile bilmediğimiz ülkeden demişti. Çin'i kastetmişti. Şimdi burada bu kötüye kullanılmış. Öyle gözüküyor. 2011 yılında değişiklikler yapıldı. En sonunda da kaldırıldı. Ama bu dönemle ilgili olarak bu tür gerçekten takip edilemediği için adam binlerce almış ve bunun ticaretini yapmış. Bunlarla ilgili davalar açılacaktır. Öyle gözüküyor. O yüzden belli bir tedirginlik yarattı. Biliyorsunuz en son cep telefonu getirmeyle 2 yılda bir kez getirebiliyorduk biliyorsunuz. Şimdi diyor ki 3 yılda bir. Döndü biliyorsunuz. Bir de orada vergi bayağı yükseldi değil mi hocam? Evet. Artık yükseldi. Mantıksız hale yavaş yavaş gelmeye başladı. Evet. Yurt dışından telefon alıp burada kaydettirmek. Evet. Yani zaten 2 yılda bir de 3 yılda bire çıktı. Vergiyle şeyler çok yükseldi. 1500 lirayı buldu artık. Çok anlamlı hale gelmedi. Burada da kaçakçılık kanununda yapılan o 2009-2011'deki değişikliklerle ilgili kanunda farklı kanun düzgün yazılmamasından kaynaklanan olaylar da var. Ama Yargıtay bir yorum yapmış. Bu anlamda doğru olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Nereden yakalıyor peki? Yani ben alışverişimi yapıyorum sonuçta. Devlet nereden bilecek? Bir tane mi almışım? 10 tane mi? 500 tane mi? Bana geliyor sonuçta değil mi? Bilmem ne ekspresten siparişi veriyorum. Oradan geliyor bana. Bu yani bunu nerede görüyor da ya sen 485 tane almışsın diyor. Büyük ihtimal bu bir ihbar sonucunda ortaya çıkan bir olay. Çünkü orada o sitede satışa sunduğuna ilişkin evraklar falan sunulmuş. Yani X yurt dışında şuradan almış, Türkiye içindeki bir elektronik sitesinde aynı şeyleri sattığına ilişkin mutlaka bir inceleme sonucunda ortaya çıkmış. Ve bu konu ortaya çıkmış. Tabii şimdi bir başka konu daha var. Ben onu da açıklayayım bununla paralel. Ne? Onu da bugün olay intikal etti. Şimdi biliyorsunuz kumaşçılar, saat... Bu tür yurt dışına gidiyorsunuz, kumaş getiriyorsunuz. Şahsi, bavul ticareti kapsın. İngiltere'ye gittiniz, aldınız, getirdiniz. Sonra bunu ne yapıyorsunuz? Dikiyorsunuz, satıyorsunuz. Evet. Sizin kayıtlarınıza bunu nasıl alacaksınız? Yurt dışından bir fatura almıyorsunuz. Gümrüğe tabi bir ticari ham madde olarak bunu göstermiyorsunuz. Ne yapmış bazı vergi mükellefleri? Sorumlu sıfatıyla KDV beyan etmişler bu tutarla ilgili olarak ve kayıtlarını almışlar. Şimdi vergi dairesi yazılar yazmaya başlamış bu tür mükelleflere. Kardeşim sen sorumlu sıfatıyla KDV beyannamesi vermişsin. İthalat evraklarını getir diye. İthalat evrakları yok. Sonuçta aynı konu bu gümrüğe ilişkin konuyu onlar da takılacak. Bununla ilgili de şimdi ciddi incelemeler var. Bu anlamda yani yurt dışı işlemlerle ilgili burada tabii ticari konu olacak. Peki. Vergiyle ilgili cezalar olacak, gümrükle ilgili cezalar olacak ama bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Özellikle gümrük mevzuatına çok sert. Tabii herkese böyle olmuyor. Mesela yurt dışından otomobil, düşük ÖTV'li otomobil soktuğunuzda 2 yılda bir af çıkartıyorlar ama bu tür böyle küçük 30 metre kumaş getireni yok, 2 tane saat getireni yakalıyorlar. O yüzden çok dikkat etmek lazım. Ya, lüks arabaları söyleme vallahi Nedim Hocam. Evet. Ya. Vallahi hakikaten insan biliyorsunuz, sinir oluyor. Bu senenin 31-12-2019'da bu 42 bin araçla ilgili süre doluyordu. Evet. Aralık ayının ortasında bir gazeteler haber yaptı. Efendim daha 2300 kişi başvurmuş. Küt 6 ay daha uzatıldı şimdi.
Yani gelmedi bile insanlar o yararlanmaya. Şimdi 30 Haziran'a kadar süre var, bakacağız. Peki biraz şöyle mesajlara bakalım. Resul hocama sorar mısınız diyor. Turizm çalışanıyım, mevsimlik işlerde askı süresi ne kadar ve iş yeri çağırmazsa nasıl bir yol işleyebilirim diye bir soru var. Tabii turizm, örneğin otel Kasım'da kapanıyor. Evet. Sezon Nisan'da başlıyor. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart aylarında kişi çalışmıyor. İş sözleşmesi askıda oluyor. Sezon başladığında, bu bazen Mart'ta, bazen arayan yok, Nisan'da soran başlar. Yok diyor mesela. Evet, bu hizmet akdinin askıda olduğu dönemlerde kişi çalışmıyor. Kendisine herhangi bir ücret ödenmiyor. Ama sezon başladığında tekrar gelip çalışmaya başlıyor. Bu askı süresi şu kadar olur veya bu kadar olur diye bir yasal düzenleme yok. Burada tamamen sektörün tesisi durumuna bakılır. Bazen bir ay, iki ay bir zaman bile olabiliyor ama bazen de dört ayı bulduğunu söyleyebiliriz. Peki şu emek, yani kimliğe geçeceğim ama emekliler çok soru var. Türkiye'de belki emeklilik diye konuşabiliriz. Benim demiş özel şirkette çalışıyorum. Emekli olacağım zaman baktığım diyor maaş tablosunda 2018'de gelen fark neden 2019'da bu kadar az yansıdı? Bir hesaplama hatası mı var diye maaş hesaplaması ile ilgili bir soru. Basında da buna benzer yorumlar, eleştiriler son çokça, zamanlarda. Çokça yer aldığını görüyoruz. Ama ben kişisel olarak radyoda da aynı şey soruldu hatırlarsan. Bir hesaplama ile ilgili sorun olduğunu düşünmüyorum. Yani burada Sosyal Güvenlik Kurumu'nun emeklilik, ne kadar emekli maaşı alırım diye bir uygulaması var. Yani bu uygulama hani %100 birebir aynısını vermiyor tabii ki. Sizin girdiğiniz veya sizin sisteminizden size ait bilgileri dikkate alarak size bir rakam söylüyor. Ama büyük bir benzerlikle emekli olduğunuzda bugün alacağınız maaşı o sistemden görebilirsiniz. Bu güncelleme tam mı yansıtıldı, yarım mı yansıtıldı? Evet. Açıkçası bu basında da çok gündeme geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bu anlamda açıklama yapmasını gerektiren durum var. Çünkü böyle eleştiriler birkaç kez daha sosyal medyada gündeme geldi. Umarım bir sorun olduğunu düşünmüyorum ama. Ya Fevzi Bey de emekliler diyor. 1300 lira emekli maaşı alanlar var diyor. Biliyorum evet. Bunu konuşmayacaksınız ama demiş. Konuşuyoruz ya. Biz her şeyi konuşuyoruz. Her şeyi konuşuyoruz. Dile getirmeye çalışıyoruz. Neden konuşmayalım? Şunu beraber yanıtla lütfen. Sedat Bey de iyi akşamlar. Emekli çalışanım, destek primi ödüyorum. Gelecekte bana faydası olur mu? 10 yıldır bu çalışmam devam ediyor demiş. Emekli destek primi ödüyormuş şimdi çalışarak. Hem yani bu şunu, destek primi hem kere, şu maaşlar. Bir kere şu, hani inanın burada çok özgür bir şekilde kimse bize programda ne konuştunuz diye sormuyor, ne konuşacaksınız diye sormuyor. Aman şu konulara girmeyin diye sormuyor. Yani Barış ne çıkarsa onu bize soruyor. Evet, hani onun için okuyoruz, burada yani bunu bazen yorum yapıyor izleyicilerimiz. Bunu siz sormazsınız ama ya da bunu konuşamazsınız ama. Onu yani, biraz şey diye yani o biraz aslında işin ironi şeyi. İroni yapıyor belki. Biraz ironi onu yapıyor. Onu öyle sorarak. Kesin tabii öne çıkartıyor. Hadi biz de şey diyeceğiz ya. Tabii ki konuşuruz. Biz okuyoruz ya. Şimdi, o yüzden o bir yöntem. Fevzi Bey haklı. Türkiye'de 1000 lira, 1200 lira, 1300 lira. 1500 lira emekli aylığı var ve bu emekli aylıklarıyla geçinebilmek inanın hiç kimse çok mümkündür diyemez. Bu emeklilik maaşı, emekli maaşı Türkiye'nin kanayan bir yarasıdır ve bunun belki bir takım intibak olur. Başka birazdan destek primiyle ilgili izleyicimizin sorduğu soruya cevap verirken bir takım farklı yöntemlerle bu çözülmelidir. Emekliden örneğin evine doğalgaz aldıysa ÖTV'sini, KDV'sini almayarak satın alma gücünü yükseltebilirsiniz. Yani emeklinin maaşını arttırmak belki her zaman mümkün olmaz ama bir takım dokunuşlarla emekliler için hayatı daha kolay hale getirebilirsiniz. Örneğin dersiniz ki sizin doğalgazınızdan ben KDV almıyorum veya sizin cep telefonu numaranızdan. Yapabilir mi hocam? Doğalgazı ihtiyaçtan alıyoruz. Bu devlet düzenleme yapabilir mi? Yapabilirsiniz ya. Ona engel bir durum yok. Doğalgazınızdan KDV almayacağım diye emeklilere bir kolaylık yapabilir devlet diyor. Eşitlik ilkesine aykırı olur. Evet. Tamam, aykırı ama olur diyor eşitlik. Doğal ÖTV'yi kaldırabilir ama. Evet.
Oranı indirsin canım. Herkese yapsın. %1'e indirirsiniz yani. Herkese indiremez hocam. Yani emeklilere bir takım düzenlemeler yapılabilir. Zam geliyor, nasıl indirsin? Evet. İkincisi, sosyal güvenlik destek primi dedikleri şu. Nedir o? Ben emekli olup çalışıyorsam, iş yeri sahibiysem herhangi bir prim ödemiyorum. Eskiden ödüyordum. 2016 yılında değiştirildi bu. Ama işçi olarak çalışıyorsam, emekli olduğum işçi olarak çalışıyorum, o zaman sosyal güvenlik destek primi ödüyorum. Emekli maaşını sosyal güvenlikten tam alıyorum. Hiçbir kesinti yapılmıyor. Ama iş yerinden çalıştığım maaş üzerinden sosyal güvenlik destek primi %32 SGDP. Bunun emekli faydası maaşına bir faydası var mı? Hiçbir faydası yok. Ama bizim önerimiz şu. Bu programda da biz çok konuştuk bunu. Emeklilerin sosyal güvenlik destek primlerinin en azından belli bir miktarda emekli aylıklarına olumlu yönde artış yapması lazım. Örneğin bir yıl çalıştığınız zaman %1 veya %2 yapar mı hocam? Yapılması lazım. Ya yapılması yani lazım da hocam, her şey olması lazım. Sonra ben mesela bunu sorduğumda diyorsun ki Resulce, şöyle yanıt veriyorsun. Ya Barış'cığım, sosyal güvenlik bir birlikteliktir, bir fedakarlıktır, bir destek falan diyorsun. Şimdi burada abi, da burada bakın, emeklilerden de bir destek. 4 milyon çalışan emekli var. 4 milyon. Tabii, belli mi bu? Bu belki şey olanlar. 700 bin tane kayıtlı çalışan var. Kayıtlı olan. Emekli olduktan sonra kayıtlı çalışan sayısı 700 bin. Kayıt dışı çalışanların sayısı da 3 milyon. Tahmini. Tabii. Yani 3 milyon kayıt dışı çalışan emekliyi sizin emekli maaşınızı %1, %2 yükselteceğiz dediğiniz zaman kayıt içine alırsınız. Hepsini kayıt içine alırsınız. Evet. Maliyeye şimdi gelir emekli, olur. Evet. Emekli şöyle diyor, abi diyor, bana bir faydası yok ki. Ben niye sigorta yapayım? Sen aradan bana 200-300 lira fazla ver. Ben bu sigortası çalışayım diyor. Evet. Nasıl olsa sosyal güvenliği var. Nasıl olsa emekli maaşını yok alıyor. Arsala onun için çalışıyor. Bakın, bu benim söylediğim aslında küçük bir dokunuş ama emekliyi de rahatlatır, devleti de rahatlatır. Peki. Buna ekleyeceğim var mı üstad? Var. Şöyle. Şimdi ben, olsun. Güzel, enteresan bir soru var çünkü. Hükümet yetkilisi olsaydı bu şimdi emeklilerin maaşla ilgili yakınmalarına haklılar muhakkak. Biliyorsunuz hafta içi açıklanan mutlulukla ilgili bir araştırma yapılmış. Türkiye'de en mutlu insanların 65 yaş ve üzeri olduğu tespitinde bulunmuş. %70 küsur evet, oranda. Evet, onu konuştuk biz orada. Birisi yanlış bence yani. Bu hangisi yanlış bilemiyorum artık. Peki diyor ki abi Nedim hocam, sana bir soru var. Evet. Hocama sorabilir misin? Yurt dışından altın aldım diyor. 1 kilogram. 1 kilogram altınla gelmiş beyefendi Harun Bey. Yeşil bölgede bildirmediğim için gümrük el koydu. 23 bin lira ceza ödedim. Altınımı da alamadım. Bir de üzerine şu da müsaade devam ediyor. Müsaade etmiştir devlet. Evet. Mahkeme beni de suçlu buldu. Saygılar, ne yapmam lazım diyor. Bildirmesi lazım. Şimdi ya hocam, altın almışım ben. Türkiye'ye yani, kıymetli bu maden ithalatı yapmayla ilgili sınırlamalar var. Burada gümrük beyannamesi açtırıp ithal edebilirdi. Beyan ya 1 kilo belki kendisi için aldı yurt dışında. Ya böyle nasıl anlatacağız? O zaman bilezik şey, müzik alıp gelseydi yani, külçe altındır kesin o. 1 kilo. Yani, külçe, tabii. Külçe altın bravo, olmaz. Evet. Olmaz. Bu arada tabii altın konusu açılmışken, biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'in mali eylem görev gücü Türkiye ile ilgili denetlemeler yaptı. Evet. 12 başlıkta inceleme yaptı. 9'unda Türkiye'yi sınıfta bıraktı. O yüzden Türkiye'nin kara listeye alınması söz konusu. En büyük konu da işte bu altın, döviz, para hareketleriyle ilgili konularda notlarımız kırık. Onu da ifade etmiş olayım. Yani burada Türkiye'ye bir şey ithal ediyorsanız mutlaka oradaki kambiyo mevzuatına uymak durumundasınız. Kıymetli madenlere ilişkin özel düzenlemeler var. Sonuçta size kimse altın getiremezsiniz demiyor. Usulü uyacaksınız, getireceksiniz. Faturası da var diyor ama vergisini ödememiş. He? Yani vergisini ödeyecek. Gümrük beyannamesi açacaksınız, öyle ithal edeceksiniz. Gümrük KDV de yok yani. Belki bilmemezlikten yaptı. Evet. Altını da mı alamıyor? Müsaade etmiştir. Yani siz gümrükten izinle geçirilmesi gereken bir şeyi kaçak yolla geçirmeye çalıştığınız anda kaçakçılık malı gibi işlem gördüğü için müsaade eder devlet onu. Olma ihtimal yok mu hocam? Yok. Davayı kazanması lazım. Dava suçlu bulunmuş mahkemede. Evet. Peki. Yani bunu getiren devlet ama şu anda da külçe şöyle. Külçe değil, yüzük küpe falan diyor. Adıma fatura da var diyor. Allah Allah. Külçe değilmiş. İlginç evet, bir konu. Kendisini iyi anlatamamış. Şu anda biliyorsun pırlanta getirseniz şey yok. Orada katma değer vergi.
Mesela biraz önce söylediğim İkinoğlu beyannameden yakalanıyor, soru deniyor ya. Evet. Mesela pırlanta getirirseniz orada KDV olmadığı için siz o soruyla muhatap olmuyorsunuz. Şu anda bizde sınır kapısına kamyonla yanaşıp ben 20 milyon irat kaydetmiş. Evet, geçmiş olsun. Evet, 20 milyon euro getirdim kardeşim de beyanda bulunuyorsunuz kapıya. Hı-hı. Nakit beyan formu yapıyorsunuz ve giriyorsunuz. Eskiden savcılıklara haber verilirdi. O kaldırıldı şimdi. Yani kamyonla yabancı para getirip sınırdan ben şunu getirdim deyip imza atıp giriyorsun. Sen nereye gidiyorsun bununla hiç kimse sormuyor. Böyle bir düzende tabii şimdi bir kilo aldığında yakalanıp. Bir şey diyeceğim. Araya gideceğim ama merak ettim. İlginç bir konu. He. Yurt dışından para getiriyorum. Nedim Hocam. Biraz böyle magazinleştirip soracağım ama yani diyelim ki bavul. Bavulun içinde 100 bin dolar var. Bavulun içine istiflemişim ben böyle. Çil çil, şıkır şıkır dolarlar. 100 bin dolar. Gümrükten de normal çıktım şeyden, dış hatlardan. Bazen biliyorsun polisler... gümrük görevlileri. Gümrük görevlileri o tam çıkışta rastgele buyurun diyorlar. İşte tabii görevlerini yapıyorlar. Buyurun diyorlar bir bakalım bir daha şeye, bavula. Ben de diyorum ki bazen ufak istemde bulunuyorum ya diyorum yani biz Türkleri biraz da yabancılara çekelim falan diye ufak böyle aramızda güzel diyaloglar da oluyor. Diyelim ki ben bavulun içine 100 bin doları getirdim bir koydum orada göründü X-ray'de dolar paralar orada bavulun içinde. Orada mesela bir sıkıntı oluyor mu orada bir sorun var mı? Türkiye'den bu çıkarken mi? Yok içeriye giriyorum ben yurt dışına. Ha, Türkiye'den girerken sorun olmaz. Yurt dışına olmaz. İçeriye giriyorum. Hiç problem olmaz. Bana demez da... mi yani bu paralar nereden geliyor? Ona da, hayır ona da takılma dediğim gibi yani onu gitse orada havalimanında. Gitmemiş diyelim. Hayır hemen götürürler orada nakit beyan formunu imzalır girer problem yok. Asıl önemlisi ha, buradan çıkarken 50 bin doların üstünü beyan etmek durumundasınız. Buradan çıkarken buradan çıkarken 50 bin dolar. 50 bin dolar üzerine. Çıkartırken size şey hesap yani bildirimde bulunmanız gerekiyor. Bir başka ülkeden gelirken örneğin İngiltere'den Türkiye'ye geliyorken yanınızda öyle pound falan getiriyorum da yok. Oradaki rakamlar daha düşük. Hemen sizi o bekleme salonundan alıyorlar gel bakalım diye sorguluyorlar. Bu kadar parayı nereye götürüyorsun? Bunu burada nasıl kazandın diye. Türkiye'ye para giriş ve çıkışıyla ilgili bir problem yok. Çıkışıyla ilgili de yok. Ay yok ya götürüyorsun çıkarken buradan. Çıkarken beyan ediyorsun sadece. Yakalanmasan evet. Bir problem yok. Ya şimdi, yok yakalansan da yok diyor. Hayır çıkarırken izinsiz para çıkartmak. Şimdiye kadar hiç rastlamadım Türkiye'den para çıkartırken. Onun bir vergisi şöyle, kaydı kuydu o açıdan yani düzenleme açısından vergisi, soruyorum ben. Vergisi yok ama Türkiye'de şu tür olaylar duyduk. Mesela özel uçakla paraları götürürken havaalanının apronuna saçıldığını falan okumuştuk. Daha büyük paralardan bahsediyoruz evet. Tabii. Yani şimdi siz kamyonla parayı getirip Türkiye'ye sokabiliyorsunuz. Kimse size bir şey sormuyor. Buyur kardeşim geç diyor. Hı hı. Çıkarken de o 50 bin dolara dikkat etmeniz lazım. Ama başka bir ülkeden böyle zaten nakit para taşımak yurt dışında çok büyük bir olay. Bir de yani zaten İngiltere'ye gittiniz, Amerika'ya gittiniz diyor ki yanında ne kadar var onu beyan et. Evet. Yani evet. O bir form dolduruyorsunuz. İşte 5 bin dolar, 10 bin dolar her ülkenin tabii kendine göre bir sınırı var. Bir limiti var. Onu zaten sana girişte soruyor. Evet yani 500 euroyu o yüzden kaldırıyor. Amerika'da 100 dolardan fazla yok biliyorsunuz. Yani biz gittiğimizde Türklerine 500 euroyu veriyorsun adamların gözü açılıyor. Kim getiriyor, peki. Kim veriyor diye. Devam edeceğiz. Emeklilerle ilgili yine bir kez daha bölüm açacağım ben. Aykut Bingöl emekliyim bir kamu kurumunda 6 yıl boyunca diyor. Yılda 11 ay boyunca çalıştım tazminat alabilir miyim diyen var. Emekliliğim gelmiş ama çalışıyorum. İşsiz kalmak gibi bir riskim yok ama işsizlik primi kesiliyor demiş. Bu da işte... Yok emekliden işsizlik primi kesilmez mi? Dönüşte konuşalım. Evet. Kesiliyor o zaman öyle zannediyor herhalde izleyicimiz. Bir araya gidelim aranın ardından devam edeceğiz efendim. Ekonomik görünüm artık son bölümdeyiz. Doçent Doktor Resul Kurt ve Doktor Nedim Türkmen. Fevzi Bey hocam o mesajınızı da okuyayım şimdi. Onda okuma hakkımız oldu. Konuyu konuştuk çünkü. Hocam çok utandım diyor. Hani dedi ya bize siz bunu konuşmazsınız ama bu emeklilerin sorununu konuştuğunuz biliyorum. Her zaman yüreklilikle diyor her konuyu
soruları cevaplamıyorsunuz demiş. Yani programın süresi belli. Size yani burada bir dolu soru var. Hepsini tabii ki bu konuda haklısınız. Yanıtlayamıyoruz. Yani o zaman sabaha kadar program yapmamız lazım. Sabaha kadar da soru gelir, değil mi? Tabii, yani yaptıkça, emeklilik, vergi bitmez. Program yaptıkça bir herkesin bir sorunu var. Bir sorunu var mutlaka. Yani. Yine de teşekkürler demiş bize. Çok teşekkür ederiz. Biz de en azından dile getirmiş olduk. Bu az önceki soru şöyle hocam. Emekli değilim. Emekliliği hak ettim. Ama 4 aylık çalışmaya devam ediyorum. İşsizlik primini neden ödüyorum demiş. Yani artık işsizlikle ilgili şöyle bir şeyim yok. Şöyle iki tane cevabımız var. Birincisi, nasıl ki vergiden kaçınmak mümkünse, bak. Kaçırmak sigorta, değil. Kaçırmak değil. Kaçırmak suç. Sigorta priminden kaçınmak da mümkün. Bu izleyicimiz için ne yapacak? Hemen emeklilik dilekçesini verecek. Emekli aylığını alacak. Emeklilik şartlarını sağladığı için emekli olacak. Evet. Ve emeklilik sonrası çalıştığı günlerden hem iş yerinden emekli maaşını alarak çalışabilme imkanı varsa maaşını alacak, hem de emekli aylığına sahip olacak. Yani işsizlik sigortası primini ödemeyecek. Onun için bu arada bahsettiğin şey resmi hikaye. Tabii, yani burada tabii, bir şey yok. Bakın, değil ben, mi? Bir vatandaşımız emeklilik şartlarını yerine sen getirmişse. Sen hep zaten onu söylüyorsun, değil bakın, mi? Bakın, bir gün bile bekleme dersin sen. Bakın, ben emeklilik şartlarına hak kazanan bir gün beklemem. Hani bizim, hiçbir faydası hani, yok mu? Yatırım tavsiyesi değildir diyor ya, evet. Cüneyt abi. Bizimki de yatırım tavsiyesi değil ama ben kendim olsam emeklilik şartlarını yerine getirmişim. Emekliliği hak kazanmışım. O iş yerinde de... Bir gün beklemez misin hocam? Bir gün beklemez. Hiçbir faydası yok. Bir 5 yıl daha çalışayım, emekli maaşım daha yüksek gelsin. Böyle bir şey yani, yok mu? Türkiye, bunun için devlette olmanız lazım. Yani devlette de öyle bir şey yok. Devlette ne var? Devlet memurlarında memur maaş katsayıları belli. Dolayısıyla... Artıyor diyor hocam. Ama şöyle... çok büyük bir artış yok yani. Çok büyük bir artış yok. Her yıl için %1 yani de bakın, yanlış hatırlamışım. Şimdi sizin... Ama şöyle düşünün... Ben emekli olacağım. Diyelim ki 3000 lira emekli aylığı bağlanacak bana. Tamam. 3000 bir yılda 36 bin lira. Şimdi sizin emekli maaşınız %1 artacak ama 36 bin lira olmayacak ki, o da belki olacak. Hepsini toplasanız 2000 lira bir para artacak. Dolayısıyla beklemek değmez diyor. Değmez yani. Gerek yok diyor. Gerek yok. Yani. Bu izleyicimiz için de evet, Türkiye'de veya dünyanın herhangi bir ülkesinde sosyal güvenlik sistemi sadece kişiler için uygulanmaz. Bakın, toplumsal çıkar, nesiller arası dayanışma vardır. Onu söylüyorsun hocam işte. Bu... Bir şey dediğimi diyorsun ya, Barış'ım, bu dayanışmadır. Tabii. Dayanışma yani burada. Şöyle, abi, ben belki zaten dayanışmışız yıllarca. Arabanıza, aracınıza evet. Kasko yaptırıyorsunuz. Evet. Aracınıza trafik sigortası kaza yaptırıyorsunuz. Kaza yapmasan da diyorsun, ödüyorsun. Kaza yapmasan da ödüyorsun. Amaç 100 kişiden 2 tanesi veya 3 tanesi kaza yapar. O 97 kişiden artı 3 kişiden toplanan fonlar burayı ve şirketin çıkarını, karını oluşturur. Dolayısıyla elbette ki insanlar çalışırken peki, işsiz kalmasın. Ama işsiz kaldığında da eğer emeklilik, hemen emekli olabilme imkanı yoksa olsun, işsizlikten faydalanacak. Peki. Bu arkadaşımızın, izleyicimizin ödediği işsizlik sigortası primleri de işsizlik yardımından faydalanan bir başka bir, sigortalıya yani fayda sağlayacak. İzleyicimiz bir dayanışma sergiliyor burada. Kesinlikle. Bunun mutluluğunu yaşasın diyorsun. Kesinlikle. Evet, ama Türkiye pek dayanışma sağlayamamış. İlk 2019'un ilk 11 ayındaki sosyal güvenlik sistemi açığı 141,5 milyar lira. 141,5 milyar. 11 aylık. Evet. Buradan bir bütçeye gelelim. Yani tamam. Hızlı hızlı gidelim daha, çünkü tamam, çok konumuz var. Bir de enteresan stajla ilgili, babamın staj konusu var diye Eda Hanım sormuş. İlginç bir sorusu var. Babam emekli ancak lisans eğitimini tamamlayabilmesi için staj yapması gerekiyor. Emekli maaşının kesilme durumu olur mu? Kesilmez. Çok... Gönül rahatlığıyla stajını yapabilir. Yapsın mı? Hiç emekli maaşı kesilmez. Kesilmez. Tamam, babasının da ellerinden öperiz Eda Hanım'ı. Buyurun hocam. Tebrik ediyoruz yani. Bravo evet. Vallahi. Evet. Şimdi bütçe. Bütçe Ocak ayı bütçe sonuçları açıklandı. 21 milyar liralık bir fazlamız söz konusu. Bunun da çok yıla çok iyi başladık şeklinde ifade edildi. Şimdi Ocak ayı vergilerde tahakkuk tahsilat oranı %24.9. Niye böyle oldu? Çünkü 53.375 milyon lira
vergi dışı gelir var. Merkez Bankası kaynaklarından hazineye aktarılan tutar 53.375'e rağmen 21 çıkıyor. Bir de maliyeciler, vergiciler hep bilirler. Ocak ayı içinde yıl yeni başlıyor. Ödenekler serbest bırakılmaz. Ocak ayında yaptığınız harcamaları ödemezsiniz. Genellikle %99 oranında Ocak ayı bütçeleri hep fazla verir zaten. Bu yıl fazla, Ocak'ta fazla vermesinin en önemli nedeni vergi dışı gelirden kaynaklanmaktadır. Biz tabii vergi gelirleri artsın, gelirlerimiz artsın, ekonomi düzelsin, daha çok vergi alalım ama adil bir vergi alalım. Bütçe 138 milyarlık bu sene hedef var. Bütçe açığı o olmasın, hiç açık vermeyelim, fazla verelim istiyoruz ama gerçeklerden de çok fazla uzaklaşmamak lazım. Çok büyük beklenti yaratmamak gerekir diye düşünüyorum ben bütçeyle ilgili olarak. Bütçenin ne olup olmadığını biz Mayıs-Haziran ayında göreceğiz. Vergiyle ilgili sonuçlar aldıktan sonra. Tahakkuk oranıyla ilgili de bekleyeceğim vardı. Ya şimdi Mustafa. Şöyle mesela genel olarak gelir vergisinde %27 olmuş. Dahil de alınan katma değer vergisinde %9.8. Bakın 37 ile kapattık geçen yılı. Katma değer vergisinde tahsilat 9 milyonda 92 milyonluk tahakkuk olmuş. Tabi bu kümülatif ama 9.8 100 liralık tahakkuk eden katma değer vergisinin sadece 10 lirasını tahsil edebilmiş. Bu da çarpılan... Geçtiğimiz dönemlere göre nasıl bir oran? Daha düşük bir oran. Çok düşük bir oran. Ocak ayında genelde böyle mi olur? Yok. Böyle olmaz. Ama çok düşük bir oran. Bunlara iyi irdelemek lazım bu oranları. Katma değer vergisi ekonomideki, canlı yurt içindeki mal ve hizmet hareketliliğini gösteriyor. Tahakkuk olmuş... O 9 milyar biz tahsilat yapmışız KDV'den ama tahakkuk çok fazla. Geçen yıl 31.12.2019'da %37 idi. Yani 100 lira tahakkukun biz 37 lirasını tahsil edebilmiştik. Aynı şey devam ediyor. Yani bu da kredi hacminin daralması, paraların tahsil edilse bile insanların onun nakdi kullanmak istememesi. Bakın şu anda bankadan kredi alsanız 11 alıyorsunuz. Devlete geciktirdiğiniz bu kamu borçları için 19.2 ödüyorsunuz. Neredeyse mi lazım? Hayır, neredeyse iki kat fark olmasına rağmen adam vergi ödemiyor. Bunun üzerine kafa yormak lazım. Peki. Bu anlamda önemli yani. Hocam hemen döneceğim. Söyleyeceğim. Bu çalışanların bu bildirim, kimlik bildirme konusunu. Ama şu hani emeklilikle ilgili çok üzerine konuştuk. Bir izleyicimizin mesajı var. 54 yaşında emekli oldum. EYT'lileri önermiyorum emekli olmayı. Emeklilik mutluluk getirmiyor demiş. Muhittin Bey'in mesajında okumuş oldum. Yani diyor ki boşverin emekli olduk ama mutlu olmadım diyor. Vallahi öyle değil mi? Çalışmak daha hala mutlu eder. Bu biraz önceki izleyicimize biz emekli olacak ama çalışacak diye. Çalışacak gene diyor. Bütün emekliler çalışıyor zaten. Sağlık koşulları el veren. 4 milyon emekli var çalışan. Şu kimlik nedir hocam bu kimlik? Ben ilk defa yani şöyle, biliyorum bunu. Evet. Türkiye'de sıkı yönetim 1973 tarihli, 1973 bak kaç yıl geçmiş aradan, sıkı yönetim döneminde getirilmiş kimlik bildirme kanunu var. Sıkı yönetim. Tabii diyor ki sizin kömürlüğünüzde bir suçluya görürseniz bunu hemen karakola bildirin. İşçiniz varsa bunu 3 gün içinde karakola bildirin. Çalışanlarınızı bildirin. Otellerde konaklayanlarınızı bildirin. Evet. Yani bir sürü böyle bildirim yükümlülüğü var. Bu 1973 yılında ne kişisel verileri koruma kanunu var, ne günümüzün ne bir takım var. İnterneti var veya tek bildirim dediğimiz SGK ile ilgili bildirimlerin tek elde toplanması var ve uygulanmayan bir yasa var açıkçası. Sadece bir ceza uygulanmak istendiğinde bunun cezası uygulanıyor mu? Uygulanıyor. Kişi başına da 789 lira para cezası var. Yani bu ceza uygulandığında Türkiye'de en azından çok büyük bir ceza uygulanır. Şimdi siz bir yerde çalışmaya başladınız. Zaten Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirim yapılıyor. Biz diyoruz ki Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan bildirim esastır. Esas alınsın ve kolluk kuvvetleri polis veya jandarma karakoluna açılacak bir linkten de kimi sorgulamak istiyorsa nerede çalıştığını oradan sorgulasın. Şu an sistem şöyle. Karakollarda, polis veya jandarma karakollarında balya balya A4 fotokopi kağıtları yüzlerce, milyonlarca
bildirim yapılan belgeler var ve yaklaşık bir yılda herkes bildirim yükümlülüğünü yerine getirse tam 60 milyon yaprak fotokopi kağıdı kullanıyoruz. Bak 60 milyon yaprak. Ve devletin bunu saklayacak bir arşivi var. Maille olmuyor mu hocam? Bu işte bakın bunun doğrusu SGK kayıtlarının esas alınması. Zaten diyorsun. Ama gidiyor. İşte bu torba yasanın içerisinde bir düzenlemeyle en azından hiç yoktan kağıttan kurtarmak için elektronik bildirim de yapılabilir diye düzenleme yapılıyor. Bu da yanlış bence. Olması gereken yani işte onu dedi, sosyal güvenlik var işte. Eğer. Ama olmuş. Yeni daha yeni geliyor. Bakın yeni. Olsun bu, iyi bir şey ama. Yeni, ama bakın Barış Bey daha kolay yani. Varken daha kolay varken bakın sosyal güvenlik kurumuna her çalışanı bildiriyorsunuz. Hocam bir şey diyeceğim. Nedim Hoca espri yani espri için her şeyde sosyal güvenlik kurumunun sistemini çözdü valla. Şeyde bu var ya bu vergi noktasını oraya bağlı. Yani. Muhtasar da oraya bağlı. Mali müşavire arkadaşlar. Karakollar da oraya bağlı. Nedim Usta acayip kızıyorlar. Diyorlar ki sistem çalışmıyor. Hatalı. Çalışır. Alışırlar. Bakın Türkiye'nin kaynaklarını etkin, verimli kullanmak lazım. Yani bu peki. Hem kolay hem de ucuzsa onu kullanalım. Hem de herkesin kullanabildiği, kabul ettiği, yıllardır kullanılan, alışılagelmiş sosyal güvenlik kurumunun sistemini kullanmak. Maliye hangi verileri istiyorsa oraya 2-3 sütun eklediğinde evet. Maliyenin de sorunları, evet. Beklentileri karşılanmış olur. Bu hafta sonuna geldik. Bu özür dilerim dedim hocam. Senin dergide kanun yolundan vazgeçmeyi konuşamadık haftaya ama. Konuşuruz programı. Konuşuruz. Acelemiz yok. Gündemimiz zaten yoğun. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Doktor Nedim Türkmen, doçent doktor Resul Kurt. İzleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Elimizden geldiğince konuştuk ve bağlanma oranlarını önümüzdeki hafta muhtemelen konuşuruz. Yani o düşüşlerle ilgili oranlarla ilgili sorular da geldi. Yine Sadık Bey de sormuş. 22'de küresel piyasalarda Tuncay Turşucu ile beraber olacağız.